Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım keyifleriniz yerindedir. Sizlere harika bir yıldızname videosu hazırladım. Şu an beni kim izliyorsa, kim dinliyorsa niyetim de niyetiniz olsun. Kolektifin en yüksek hayrına, duru görü hislerim ve öngörülerimle siz yıldızname severleri bakalım neler bekliyor. Şu an beni izleyen izleyenlerim, sizler için güzel niyetlerle, dileklerle geldim. Merak ettiğiniz tüm sorular, kafanızdaki, aklınızdaki sorulara cevap olsun. Bu falı kim dinliyorsa ona özel olsun. Hadi bakalım, dilerim böyle her şey kalbinizin güzelliğiyle olsun. Bakalım sizlerin niyetinde neler var? Zamansız zamana karşı bir yıldızname arkadaşlar. Bunu da belirtelim. Hareketli bir sürece gireceksiniz. Evrak, dosyayla alakalı ilgilenmeniz gereken işleriniz var ise önümüzdeki günlerde bunlarla ilgileneceksin. Bir derleme toplama var. Bir özel hayatınla, iş hayatınla alakalı bir düzenleme var. Evrak, dosya, vergi, geçmişe ait borçların vardır. Birçok konu burada kolektife bakıldığı için kendinize uyanın, lütfen alın. Size uymayanları lütfen alın, bana değil evrene gönderin. Burada bu aralar hareketli olacağını yıldıznamemiz bize belirtiyor. Her şeyde burada sanki böyle bir günah keçisi sizsiniz. Sürekli sizi suçlayan, her şeyde burada sen suçluymuşsun gibi ithamda bulunan ve böyle abuk subuk cevaplar veren, enerjinizi dibe çeken bir kişi var burada. Kumral tenlerde siz değerli izleyenlerin bir erkek olarak gözüküyor. Evlat, kardeş, abi, baba ama bu kişi size karşı böyle konuşmaları, yaklaşımı olsun soğuk ve sert bir enerjide. Ama bununla aranızda bir böyle bir kulaktan doldurulma bir haberle ya da kulaktan doldurulduğu için bu şekilde yaklaşıyor diye sorarsanız bana, evet, çünkü gerçekten böyle hafif kumralımsı yine bir orta yaşlarda bu bir hala, anne, arkadaş, bilmiyorum, büyük bir arkadaşı vardır ya da arkadaşın ablasıdır. Sanki birileri bu kişiyi yanlış yönlendiriyor ve dışarıdan gördüğünde de evde uyguluyor. Aranıza ama düzelecek. Siz sabırlı ve naif bir karakteriniz var. Onun yanında olduğunu da görüyorum. Siz değerli izleyenlerim, bir iş kapım olsun, artık yük oluyorum. Ve burada kendini yetersiz hissettiğin, kaygılar hissettiğin bazı noktalarım var. Gerçekten biraz böyle arada kalmış olduğunu görüyorum. Bunalmış olduğunu görüyorum. Sanki böyle bir kaosun içerisindesin ama bu kaos bitsin istiyorsun. Gerçekten sınanmaktan, ben bu olayların içinde tek başıma mücadele vermekten yoruldum diyorsun. Seni sürekli geriye çeken bir enerji var. Sürekli geriye çeken bir enerji. Hep gerileme yaşıyorsun. Hiç ileriye gidemiyorsun. İş görüşmelerine gidiyorsun. Görüşmeler yarım kalıyor. Bazı şeyler istediğin şekilde ilerlemiyor gibi. Sürekli sizi bir enerji çekiyor, demoralize ediyor. Güçlüsün, aslında azimlisin, hırslısın. Ama biri arkandan sürekli bir gölge seni çekiştiriyor. Bu gölge gerçekten seni gittikçe de rahatsız etmeye başladığını görüyorum. Ama bir iş kapım olsun diyerekten niyet aldıysan, sınandım, artık gerçekten yoruldum. Hep gerileme, hep böyle demoralize, gerçekten planlarım olsun, hayallerim olsun, gelecekle alakalı istek ve arzularım olsun. Böyle bir yarım kalmışlık var. Burada bir arkadaşlar 4 rakamı çıkmış. 4 gün, 4 hafta, en geç 4 ay olabilir. Siz değerli izleyenlerim, burada hayırlı bir görüşmeye çağrılacaksın. Sen bu görüşmeden sonra gerçekten bu görüşme sana iyi gelecek. Bu görüşme yapılacak ve olumlu bir sonuç alacağını da görüyorum. Ve o kadar görüşmeler yapmışsın ki artık buraya bir umutsuz, böyle bir enerjin düşük bir şekilde gidiyorsun. Ama bu gideceğin yer sana hayırlı bir kapı açacak olduğunu, hayatını da kolaylaştıracak olduğunu da görüyorum iş konusunda. Eğer bir iş değiştirmek istiyorsan ya da bir iş yerinde sıkılmışlığı yaşıyorsan, paranın, emeğinin karşılığını da alamıyorsan, bir yol yapacaksın. Kısa mesafeli bir yol yapacaksın. O yol bir isminde arkadaşlar, MSTF isminde bir kişi size bir iş önerecek, bu işi kabul edecek olduğunu da görüyorum. Yani ayrıyetten iki iş de yapabilirsin.
Evet, küs ve iletişimi olmayan, bakın arkadaşlar, küs ve iletişimi olmayan, dargın olan böyle bir kişi var. Yani bu aile olabilir, üçüncü etkinlikler olabilir. Yani burada bir düzeninizin dağıldığını görüyorum. Bir anda böyle hayatınız düz iken terse döndüğünü görüyorum. Ve burada gerçekten şok etkisiyle böyle bir, siz değerli izleyenlerim, kara bulutların içerisinde kalmışsınız. Sanki şok etkisiyle bittiğini görüyorum ve beklemediğim bir hamleler yapılmış olduğunu görüyorum. Sizin bu ilişki nazara gelmiş. Siz kalabalık bir ortama katılmışsınız. Bundan böyle 5 vade öncesi, 5 gün, 5 ay, 5. ay, 5 yıl öncesi, 2005 olabilir arkadaşlar, 2015, böyle bir kalabalığa katılmışsınız. Siz bir göze gelmişsiniz. Bir anda sizin düz giden her şeyiniz terse dönmüş. Bu bir nazar etkisi olduğunu görüyorum. Böyle arkadaşlar, kumral tenli, kısa saçlı bir bayandan, düz saçlı, düz suratlı bir bayandan, siz değerli izleyenlerim, isminin içinde ise Y var, N var, E var, T var, A var. O bayan da böyle suratında ben olabilir, gamze olabilir, çizgi olabilir arkadaşlar. Çok böyle huzursuz, belki isteyerek belki istemeyerek de nazar etmiş olabilir ama siz nazara gelmişsiniz. Bir anda birbirinizi soğuk itici görmüşsünüz. Bir anda ani kararlar almışsınız. Evliyseniz boşanma siz istemişsiniz. Bir anda böyle bir şeyleriniz Arap saçına dönmüş ve bir kişi çekip gitmiş olduğunu da görüyorum. Ama öyle de hamleler var ki aslında, yani çok fazla burada etkin, yani siz değerli izleyenlerim, etkenler var. Siz değerli izleyenlerim, burada çok fazla etkenler de var. Burada aile etkeni var, aile kalabalığına katıldınız, ziyaretine gittiniz. Ya da burada böyle bir dış etkenlerden kaynaklı bir nazar, bilemiyorum ama bu etkisinde kalmış olduğunuz birkaç kişi daha çevresinde var. Anlaşmazlıklar ve burada yarım kalmışsınız ve çok karmalar var. Ne düşünüyor, yani ne olacağız? Belki de bu sizin ex partneriniz, sevgiliniz, çok sevdiğiniz bir arkadaşınız, değer verdiğiniz bir kişidir, evladınızdır, bilemiyorum. Peki ne olacağız? Yani biz ne olacağız? Böyle mi gidecek her şey? Ben bunu hep bu şekilde mi bekleyeceğiz? Biz nereye kadar böyle bekleyeceğiz? Ben onunla konuşmuyorum, o benimle konuşmuyor. Engel var, bir araya gelemiyoruz. Bir türlü biz uzlaşamıyoruz. Sonumuz ne olacak peki diyorsun? Ama şöyle bir durum var. Karmalar var, nazar karması var, çevrenizdeki kişilerin etkisi var. Peki ne düşünüyor? Her şey olduğunu düşünüyor. Sen onun için çok değerlisin ve çok da güzel ve çok da iyilik ve çok tesadüf bir ilişki. Bizimki çok mucizevi bir ilişki. Biz diyor gerçekten burada çok da emek verdik. Yani biz bu noktaya nasıl geldik o da bilmiyor. Ve burada gerçekten problemler yaşanmış ve problemler de olmuş. Gözyaşı dökülmüş. Ve hep sorunlar, problemler, aslında konuşulması gerekenler hep geçiştirilmiş olduğunu görüyorum. Ama şimdi bu kişi burada olgunlaşma ve eski ciddi bir şekilde özlemi var. Yani tekrardan hayata geçirecek, sizinle alakalı bir plan olduğunu görüyorum. Aranızda soğukluk, küslük istemiyorsa burada bir durum var ise de, ona verdiğiniz değer, onun için daha böyle evveliyattan gönderdiğiniz dualar ve onun için yaptıklarınız ve bakın bu kişinin kafasına dank etmiş ve burada adım atacak mı? Kesinlikle atacak, çünkü buradaki sıkıntı, ama önünüzün aydınlık olduğunu görüyorum. Bu kişi adım atacak arkadaşlar. Başkalarını da dahil etmeyecek. Eğer burada aile dahilse, çevre faktörü dahilse, artık kimsenin ağzına bakmayacak ve bu şekilde devam edecek. Kumral tenlerde arkadaşlar, isminde R, N, E harfinde bir kişinin maskesi düşecek onun çevresinden. Siz çok uyumlu, gerçekten birbirinize çok iyi gelen, az da kanaat eden, böyle verimli ve fedakar bir çift misiniz desem yeridir. Ama şimdi buraya nazar da değmiş. Üçüncü etkenler de var. Sürekli onun tarafı ve onun kalabalık çevresi vesairesi, parayı elde tutamaması, tamah edememesi gibi birçok sıkıntı var. Ve bunlar hepsi toy enerjideymiş. Bu toyluktan çıkmış, daha tecrübeli, akıllı, mantıklı ve arkadaşlar böyle bir 20 vade çıkıyor. Yani 20 gün olabilir. Ayın 20'sine bir bakın. 20 Eylül, 20 Ekim de olabilir.
Bu kişi arkadaşlar bir adım atacak. Bunu çok net hissediyorum. Olumlu ve olumsuz. Siz değerli izleyenlerim, belki böyle bir yoğun enerji var. Geri dönme enerjisi, mesaj, arama, küsü bitirme, konuşma ve burada başkalarının aklıyla hareket ettiği için zararda olduğunu görmeye de başlamış. Ve bu kişi tamamen U dönüşü yapmaya başlamış. U dönüşü de size dönüş olarak gözüküyor. İnşallah da hayırlısı olsun. Siz değerli izleyenlerim, hanecek büyük bir sıkıntı atlatacaksınız ve hayırlı bir haberiniz var. Bu haberinizde bir mahkemeyle bağlantılı olduğunu görüyorum. İnşallah bir sürpriz bir mahkeme. Bu kişinin beraati böyle bir ayağı da gözüküyor. Yani bu kişi gelecek böyle bir hafif böyle alnı açık yanlara doğru bu kişinin ayağı haneye doğru geliyor. Hanede bir kutlama, bir sevinç, gözyaşı da var. İnşallah hayırlısı olsun. Stresli zamanlardan geçiyorsunuz hanecek. Mesela bu hafta gündeminizi meşgul edebilir. Hane içerisinde oturup böyle bir konuşma yapabilirsiniz. Özellikle başka bir yere geçme durumu ya da böyle bir taşınma durumu bulunduğunuz yerde kendinizi rahat hissetmiyorsunuz, huzursuz hissediyorsunuz. Keyfinize göre plan, program yapıyorsunuz. Ama yakın gördüğünüz bir kişi daha görüyorum. Bu kişi kendisi arkadaşlar, kendisi böyle sizlerle izleyenlerin bir kişiden destek isteyebilirsiniz. Bu kişinin gerçekten desteği hem maddi manevi olacak olduğunu görüyorum. Ciddi hane içerisinde böyle büyüyen sorunlarınız var. Gündeminiz para ve buradaki gündeminiz tamamen yer değiştirmek, taşınma, almak ve satmak da olabilir. Bir desteğe ihtiyacınızın olduğunu ve bu destek de size çok iyi gelecek. Çünkü fikir alışverişi yapmak, onunla konuşmak size iyi gelecek. Bu bir erkek olduğunu görüyorum ama evli bir çift. Onun desteğiyle bu süreci tamam bir şekilde atlatacaksınız. Hatta diyeceksiniz ki korunuyorum, korunduğumu birine ilk defa güvenebileceğimi hissediyorum da diyeceksiniz. Ve burada siz sevdiğinizle bir kişiyle belirsizlikler var. Partneriniz olabilir, iletişiminiz var ama belirsizlikler var. Ama siz aile kurmak, artık düzen olsun istiyorsunuz. Böyle yaşıtım evlendi, yaşıtımın çocuğu var. Burada sizin aklınızı da hükmetmeye çalışanlar var. Biraz böyle bir enerjiniz, modunuz düşüyor ama sizin önceliğiniz burada kariyer, planlarınız, hedefleriniz var. Tabii ki burada sevdiğiniz insan da var. Belirsizliklerinden belki de siz daha çok önceliğini, kariyerini, parayla ilgili sorunlarını öncelik vermiş de olabilirsin. Borçlarına öncelik de vermiş olabilirsin. Siz de aile kurmak istiyorsunuz ve düzen de kurmak istiyorsunuz. Sevdiğiniz kişi biraz umursamaz tavrı sizi biraz böyle düşündürüyor ama ama sevmiyor mu, soğuk mu, neden bu şekilde istemiyor mu? Peki beni istemiyorsa neden her zaman erteleniyor? Neden biz bir araya gelip ileriye yönelik plan yapamıyoruz gibi? Böyle bir içini kemiren, kafanda soru işaretleri olan bir problemim var sevdiğinle alakalı. Gerçekten bazen ailesinde ciddi bir problem var. Onun tarafında bazı şeyler ağır gelmeye başlamış ama onun bu tavrı da sana sahte gibi gelmeye başlamış. Bir belirsizliğin böyle içerisindesin ama bu belirsizliğe son verecek. Çünkü partner, iletişimde olduğunuz partner ya da eşiniz de olabilir. Sabrınızın yolunun sonunda büyük bir sürpriz ve size müjdeleyecek olan hayırlı bir kapı var. İçinizi sıkmayın. Partneriniz önümüzdeki günlere doğru yani ilişkinizle alakalı çok daha bir bu iyi boyuta taşıyacak. Burada yüzük takılabilir. Eğer evliysenizdir, aranızdaki bu ters düz iletişimsizlikler vardır. Yine problem işle alakalı, parayla alakalı bilemiyorum. Ama yine bazı şeyler aranızdaki o soğukluk tamamen kalkacak ortadan. Ama dediğim gibi partner de zaten kendi tarafına ağırlığını koyacak ve üzerindeki yükünü hafifletecek ve içindeki sıkıntıyı, sizin kaygınızı, endişenizi de çok iyi anlıyor. Partneriniz burada gerçekten sizin için hayırlı bir gelişmeye, burada sizin yüzünüzü güldürecek güzel bir adımı olacak. Bu arkadaşlar Ekim ve Kasım'a kadar olduğunu ben hissediyorum. İnşallah daha erken olur. Ama partnerinin ağırlığı da seni çok etkiliyor. Onun yıldızı da çok düşük.
Onun gözlerinin içine bakın arkadaşlar. Bir göz bebekleri büyüyor. Kaşı gözü hal ve tavırları, hareketleri. Yani sanki enerjisi sana biraz soğuk. Bazen lafı sözü sana dokunaklı. Hani ketum ve gizemli bir partner bu. Aslında seni seviyor, seni gerçekten istiyor. Gerçekten burada enerji olarak iyisiniz ama partnerinizin yıldızı düşük. Buna belki birbirinizi bazı noktalarda anlayamıyor, tam anlayamıyorsunuz. Ya da iki lafın sonunu getiremiyorsunuz. Ama partner dediğim gibi sen sabrettiğin için hayırlı yollara girecek olduğunuzu görüyorum siz değerli izleyenlerim. Bu hasretin ucunda bir kavuşma var ve bu kavuşma siz değerli izleyenlerim sizler ne kadar ihtimal vermeseniz de mesafe olsa da bir geri dönüş mesafe var. Tamamen istediği şekilde ilişkiniz yönlenecek. Bakın gelme durumu da var. Bir küssün, belki de birbirinizden artık konuşamaz hale geldiniz. Soğuk bir enerji var. Dediğim gibi bu buzlar yavaş yavaş da eriyecek. Yine dediğim gibi bir taşınma, burada işi gereği bir mecburi taşınma da olabilir. Sizi farklı bir şehirde, farklı bir hayatta bekliyor olduğunu görüyorum. Bir teklif alacaksınız. Küs olduğunuz bir kişiden bir barışma teklifi alacaksınız. Bu kişiyle aranızdaki o soğuk buzlar yavaş yavaş erimeye başlayacak. Seni biraz heyecanlandıracak. Aslında bu kişiyle uzun zamandır küssünüz. Hazırlık gelişmeler yaşanacak. Uzun zamandır içine hapsolduğun bu döngüden bir kurtulacaksın. Tamamen sıyrılacak olduğunu da görüyorum. Tepenizde bir talih kuşu var. Ama bu talih kuşu tam tepenize çıkmış. Umutlarınız, beklentileriniz bir bir gerçekleşecek. Burada kısmetiniz kapıda. Fakat kısmetinizi gözetleyen bir kişi daha var. Bu kişiye karşı dikkatli olun. Bu kişi gerçekten yüzünü göstermiyor şu an. Ama kendisi iki yüzlü bir insan olduğunu görüyorum. Ama isminde böyle HTPA harfi. Bu kişinin kim olduğunu bulmasını size yardımcı olur. Kalbinizin ısınmadığı insanlardan uzak duruyorsunuz ya, bu kişiden de uzak durun arkadaşlar. Zaten kalbiniz ısınmıyor. Bu kişi sizin nasibinizi, kısmetinizi, kapınıza kadar gelecek kısmetinizde gözü var. Gözetleyen bir kişi, meraklı bir kişi. Bu kişiye karşı dikkatli olun. Hayırlı işlerinizle alakalı bilgiler vermeyin. Bence böyle de yapabilirsiniz. Size çok hayırlı bir el uzanacak. Ama bu eli geri çevirmeyin. Bu bir iş teklifi olabilir, ortaklı bir iş olabilir. Ya da böyle bir parasal sıkışıklığın vardır, onunla bağlantılı olabilir. Ama bunun kişinin elini tutun çünkü güzel işler yapacaksınız. Ve bu biraz kurt, çok takıllı bir kişi. Bu gözlemleyen kişi var ya, sizin kıymetinizi de yapacak. Yani sizi biraz sıkıntı da verecek ama ileriye gidemeyecek. Çünkü sen zaten böyle bir düşmanlarınızı ezeceksiniz. Hareketli bir sürece girmişsiniz. Ve siz gerçekten burada üzülmüşsünüz. Artık bir takım şeyleri hayatınızdan çıkartmaya başlamışsınız. Artık peşinizde olduğunuz işler, araştırdığınız durumlar var. Kötü niyetli değilsiniz ama kalbinizin ekmeğini de yiyeceksiniz. Burada gerçekten size yalan söyleyen, sizin canınızı acıtan, sizi burada gerçekten sırf menfaat uğruna iyi niyetinizi suistimal eden kişilere karşı bir duruşunuz olacak. Yani böyle bir final duruşunuz olacak. Ama şöyle de bir durum var. Siz değerli izleyenlerim, bu dönem biraz tahrikli konuşmalar. Bu dönem hayatınızla alakalı, eşinizle çalışıyorsanız alanınızla alakalı. Siz bir kişiyle bir tartışmaya girebilirsiniz ama bu kişi gerçekten çok kurnaz bir kadın ama bir kadın enerjisi alıyorum. Bu kadına dikkat et çünkü burada hizmet vermeyen, burada gerçekten emek vermeyen bir karakter. Sen de emek veren bir kişisin. Buradaki emeğini, enerjini düşünmeye çalışabilir. Buna dikkat et. Burada bir R var, U var, B var, L, I, N var arkadaşlar. Dilerim her şey gönlünüzce olsun. Bugün kolektif ama kolektifin enerjisi gerçekten çok ağırdı. İnşallah bol bol şifalanma ayetleri okuyun arkadaşlar. Büyük ihtimal arkadaşlar hava mevsimsel değişimlerden de olabilir ama benim hislerim, benim yorumum her zaman farklıdır. Ben diyorum ki yıldızınız çok düşük. Bu kulağınızda uğultu, başınızda, ensenizde bir ağrı, göz kapaklarınızda ağırlık, uyku havası ve bununla alakalı kalbiniz sıkışıyorsa, çarpıntılarınız varsa ve siz değerli izleyenlerim ya da böyle nefes alırken bir sıkışma hissediyorsanız şu an sanki ben o sıkışıklığın içindeyim arkadaşlar.
Bol bol yağ rafiyesi okuyun. Sınırsız. 351'in altında okumayın, üstünde okuyun. Sınırsız okuyun. Zaten sürekli okudukça kendinizi iyi hissedeceksiniz. Ya Rafi, 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 Ya Rafi. 10 defa bile okudum arkadaşlar. 300 neki siz 700 bin tane de okursunuz. İzleyenin niyetine olsun. Aldım, kabul ettim. 777 ile de yazıp bu videodaki şifalanmayı mühürleyebilirsiniz. Beni buraya kadar izleyen, bana buraya kadar eşlik eden sizlerle abonelerime teşekkürlerimi iletiyorum. Sağ olun, var olun arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.